Firavun, yani ikinci Ramses. Zulmün ve zalimliğin zirvesi. Firavun, yeryüzünün gelmiş geçmiş en zalim krallarından biridir. Ülkenin bütün mabetlerinde ibadet yalnızca Firavun'a yapılırdı. Bütün Mısır onundu. Mısır'ın idari, askeri ve dini yetkileri yalnızca onun elindeydi. Mısır'ın 19. hanedanının 3. firavunu olan 2. Ramses, bugün hala eski Mısır'ın en büyük firavunlarından biri olarak kabul edilir. 66 yıllık saltanatı, tarihçiler ve eski Mısır bilimcileri tarafından Mısır'ın gücünün ve ihtişamının zirvesi olarak görülür. Mısır hükümdarının yüzü, bugün Kahire Müzesi'nde saklanan mumyası sayesinde görülebiliyor. Kur'an-ı Kerim'de de adı 74 defa geçiyor. İnanılmaz zenginliğiyle Kızıldeniz'in sularına gömülüyor ve asırlar sonra mucizevi olarak cesedi bulunuyor. Firavun halkına yeryüzündeki düzenin muhafazası ve hayatlarının devamından sorumlu olduğunu ve yalnızca kendisini ilah olarak kabul etmesini istiyordu. Böylelikle bütün insanlara hükmediyor ve onlara her istediğini yaptırabiliyordu. Üç bin seneden fazla bir zaman önce ölen Firavun'un cesedi mumyalanmış olarak değil, ibret alem için mumyasız olarak çürümekten korunmuştu. Firavun, Hazreti Musa doğduğu zaman Mısır'ı yöneten kişidir. Firavun yaşadıklarıyla ve yaşattıklarıyla, hatta ölümüyle bile bizlere büyük ibret vermektedir. Firavun, eski Mısır hükümdarlarına verilen isimdir. Mısır'a hakim olan 26 Firavun sülalesi vardı. Her sülalede çeşitli Firavunlar asırlarca hükümdarlık ederlerdi. Musa aleyhisselam zamanındaki Firavun'un ikinci Ramses olduğu söylenir. 400 sene yaşamış ve ilahlık iddiasında bulunmuş, kendisine secde etmeyenlere ve Musa aleyhisselama inananlara işkence ve zulüm yapmıştır. Musa aleyhisselam Firavun'u dine davet ediyor, Firavun'u kabul etmiyor. Firavun yanındaki vezir Haman'a sorar. O da Musa büyük bir sihirbazdır, bizi aldatıp ülkemizi elimizden almak istiyor der. Böylece Firavun'un imana gelmesine mani olduğu gibi Firavun'un iman eden hanımı Asiye'nin de şehit olmasına neden olur. Firavun Musa aleyhisselama hiç inanmadı ve Allah onun ilahlık iddiasını yerle bir edip kâfirlerin sularını kanla doldurdu. Kurbağa yağdırdı, ona inananlara cilt hastalıkları oluşturdu. 3 günlük karanlık devam etti. Firavun öylesine zalimdi ki bu mucizeleri görünce çok korktu. Musa aleyhisselam ve ona inananların Mısır'dan gitmesine izin verdi. Sonra Firavun verdiği bu izne pişman oldu. Askerlerle peşlerine düştü, denizde yollar meydana geldi. Kur'an-ı Kerim'de Firavun ve ailesinin azgınlıkta haddi aştıkları anlatılır. Firavun ilahlık iddiasında ve zalimlikte çok fazla sınır aştığı için Hazreti Musa kardeşi Harun'la birlikte Allah'ın emriyle Firavun'un sarayına gittiler
Onları Allah'ın dinine davet etti. Her ne söylediyse Firavun asla iman etmedi. Musa aleyhisselam Firavun'u Allah'ın dinine davet etti. Ancak Firavun Musa aleyhisselama inanmadığı gibi ona inanan ve Allah'a iman eden Müslümanlara eziyette bulundu. Onlara zalimlik yaptı ve onları her türlü işkenceye maruz bıraktı. Bunun üzerine Musa aleyhisselam ve İsrailoğulları Mısır'ı terk ettiler. Firavun bu haberi alınca hemen askerleriyle peşine düştü. İsrailoğulları ve Hazreti Musa Kızıldeniz'in yanına gelince arkasında Firavun'un ordusunu gördüler. Ve Yüce Allah mucizevi olarak Kızıldeniz'i ikiye yardı. Denizde yollar meydana geldi. Musa aleyhisselam da İsrailoğullarıyla birlikte denize girdi. Onlar denizi geçtikten sonra Firavun ve askerleri nihayet Kızıldeniz'e ulaşmıştı. Firavun ve askerleri Kızıldeniz'in Süveyş kısmına gelince denizdeki yollar kapanıp Firavun'un askerleri boğulmaya başladılar. Firavun da aynı akıbete uğrarken hemen secdeye kapandı. İman ettim dediyse de boğularak askerleriyle birlikte can verdi. Firavun'un cesedi asırlarca denizde kalmasına rağmen Allah-u Teala'nın kudretiyle çürümedi. Ayette bildirildiği gibi cesedi 3000 sene sonra sahile atıldı. Burada bulunup İngiltere'ye götürüldüğü zannediliyor. Yüce Allah mucizevi olarak Firavun'un cesedini çürütmedi. Asırlardır bütün insanlara ibret vesikası olarak sergilendi. Firavun zalim bir kraldı ve bu zalimliği sonucunda Allah-u Teala onu yerle bir ederek onu bir müzelik eşya yaptı. O insanlık tarihinin gelmiş geçmiş en zalim hükümdarı ve insanlığın en aciz varlığıdır. Firavunların kutsal ve gizemli kabul edilen birçok adları vardı. Bu isimlerin en önemlisi Firavun'un tahta çıktıktan sonra kullandığı isimdir. Çünkü Firavun'un aldığı isim izleyeceği politikanın habercisi oluyor. Firavunlar gerçekten zalim insanlardı. Firavunlar uzun süre tahta kalabilmek için 30 senede bir tören gerçekleştiriyor. Hazreti Musa, Firavun'u Allah'a davet etmiş ve kendisinin ilah olmadığını, yalnızca Yüce Allah'ın bir tek ilah olduğunu ona ifade etmiştir. Kardeşi Hazreti Harun'la birlikte Firavun'u İslam'a davet etmişlerdir. Ancak Firavun hiçbir şekilde Allah'ı kabul etmeyip zalimliğini devam ettirmiştir. Müslümanlara olan müdahalesi, işkenceleri, Firavun'un sonunu hazırlamış, Firavun'un Kızıldeniz'de Musa'nın Rabbine iman ettim demesi onu kurtarmamıştır. Yüce Allah Yunus suresi 90. ayette şöyle buyuruyor. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve askerleri haksızlık ve düşmanlıkla onlara saldırmak üzere derhal takibe koyuldular. Sonunda denizde boğulma zamanı gelince Firavun, İsrailoğullarının inandığı ilahtan başka ilah olmadığına ben de iman ettim. Ben de Müslümanlardanım demişti. Yunus suresi 91. ayette ise ona şimdi mi iman ettin? Halbuki daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun denildi. Ve Yüce Allah Firavun'un imanını kabul etmedi. Çünkü son nefeste ahiret perdesi açılınca artık pişmanlığın faydası olmaz. Firavun da tam olarak bunu yapmıştı. Firavun bütün hayatı boyunca Musa peygambere direndi, kendini ilah zannetti. Hazreti Musa'yı etkisiz hale getirmek için akla hayale gelmeyecek tuzaklar kurdu. İşte ne zamanki denizde boğulacak hale geldi, o an dönmek istedi. Daha önce iman etmediği için son nefesteki iman asla ona fayda sağlamadı. Firavun, yeryüzünde gelmiş geçmiş en aciz varlıktı.